Depremin üzerinde 8. geçen günlerde 7. ayı geride bıraktık. 8. ayın içerisindeyiz. Tabi bu süre içerisinde biz KESK olarak, eğitimsel olarak defalarca Adıyaman'da yaşanan sıkıntıları dile getirdik. Dile getirmeye de devam ediyoruz. Tekrardan depremden kaynaklı olarak yüzlerce, binlerce insanımızı kaybettik. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yüz binlerce insanımız sakat kaldı. Onlara da acil şifalar diliyoruz. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Eğitim alanından da toplamda Adıyaman'da 180 180 civarında bir öğretmen arkadaşımız, kamu emekçisi arkadaşımız vefat etti. 1680 küsür öğrencimizi kaybettik bu depremde. Dolayısıyla hani genel olarak baktığımızda bu affetten kaynaklı olarak yıkımların çok büyük olduğunu ifade edebiliriz. Dolayısıyla ilk baştan beri bizim özellikle kendi alanımızla ilgili, eğitimle ilgili kendimizi toparlar toparlamaz hem milli eğitimle hem gerekli yerlerle görüşte, görüştük, görüştüğümüzde Adıyaman'da 800 civarında okulun olduğu ifade edildi. Bu 800 okulun içerisinde 1400 küsürünün hassassız olduğu ifade edildi. Bunların yanında 400'e yakın 380 civarında da okulun hasarlı olduğunu işte kısmen ağır hasarlı, kısmen hafif hasar, bazı orta hasar şeklinde. Dolayısıyla bu depremden kaynaklı şu ana kadar Adıyaman'da ciddi anlamda yıkılan okullarımız var. Hala toplamda 57 tane okulun yıkılma durumu var bir kısmı yıkıldı, bir kısmı hala yıkılmadı. Bundan kaynaklı olarak işte istemez geçen seneden beri Adıyaman'da eğitim öğretim ciddi anlamda aksadı işine açıkçası. Hem öğrenci boyutu hem veli boyutuyla düşündüğümüzde hem öğretmen boyutuyla düşündüğümüzde kendisiyle beraber ciddi problemlerin getirdiğini gördük. Örneğin işte bu eğitim öğretim döneminin açılmasıyla beraber bazı okulları gezmeye başladık. Şu an Adıyaman'da 22 tane okulumuz kendi yerinde, kendi binalarında eğitim üretim yapamıyorlar. Dolayısıyla başka e, okullara taşınmış durumdalar. Örneğin işte e, normal şekilde işte Domlupınar e, Kız Meslek Lisesi'miz var. İçin çevre yolu üzerinde. Şu an oraya yakın işte Mehmet Akif Kız Meslek e, İmam Hatip Okulu vardı. O oraya taşındı. Buna benzer biraz da birbirlerine yakınlık durumu gözünde bulundurarak okulların birleştirilmesi. Yani Normalde biz yıllardır eğitimin normal eğitimle devam etmesini, normal eğitime geçilmesi noktasında çaba içerisindeyken depremden kaynaklı çoğu okulumuz tekrardan ikili eğitimi hatta bazı okullarımız üçlü eğitim yapmak zorunda kaldı. Yani üçlü eğitim nasıl olacak diyorsunuz. İşte sabah köyünde 6.30'da bir okul geliyor, saat 11'e kadar ders görüyor, 11'den 2'ye kadar başka okul ders görüyor, 2'den sonra işte saat 7-8'e kadar da başka okul ders görüyor. Yani bu taşımadan kaynaklı özellikle hem öğrencilerimiz hem velilerimiz boyutuyla ciddi anlamda problemler yaşandı. İşte daha önceki süreçlerde evine yakın okul ya da servis olayı daha avantaj durumdayken daha rahat okuluna gidip gelebilir gidip gelebilirken şu an bu durumdan kaynaklı olarak Adıyaman'ın bir ucundan başka bir yere okulu taşındığı için gelmek zorunda kalıyor. Bu da veliye ek olarak işte servis ücretidir ve Yemek ücreti ve benzeri şeyleri e, yansıtıyor. Zaten bir ekonomik krizden geçiyoruz. depremden kaynaklı kriz, ekonomik kriz. Bundan kaynaklı olarak da hem öğrencilerimiz hem velilerimiz ciddi anlamda bir e, sıkıntı yaşıyorlar işin açıkçası. O, uygun şartlar değil. Örneğin işte dediğim gibi daha önce bir okul normal eğitim yaparken sınıf mevcutları işte e, 30-40 ken ve benzeri şeylerden şu an e, tamamen bir karma karışık bir durum oluşuyor. Yani birbirini tanımayan öğrenciler, farklı çevrelerden gelen öğrenciler aynı okul binasında, aynı bahçede birbirine temas etmek zorunda kalıyor. Bu da ister istemez hem eğitim açısından hem çocukların şeyleri açısından çok büyük zorluklar getiriyor işine açıkçası. Geçen dönem depremle beraber işine açıkçası okullar biliyorsunuz tatil edildi. zaten deprem sürecinin başlamasıyla beraber çoğu veliler, çoğu aileler imkanları el verdiği ölçüde başka illere nakil gittiler. Yani taşınmak zorunda kaldılar. Sonra bir iki ay sonra kademeli olarak okullar açılmaya başladı. İşte Mart'ın 27'sinde zannedersem bir kısım açıldı. Nisan'ın ortalarında diğer bütün okullar açıldı. O süreçte de şunu gözlemledik. Yani şimdi apar topar okulların açılması aslında biz eğitim sen olarak bu sürecin başlamasıyla beraber bir an önce eğitim öğretimin başlamasını talep ediyorduk. Çünkü bu kaotik ortamda bunu atlatabilmenin tek yolunun öğrencilerin tekrar okullarıyla, öğretmenleriyle akranlarıyla buluşmasından geçiyor. Bunu ifade ettik. Ama tabii bunları söylerken de gerekli koşulların yerine getirdikten sonra bunların yapılması. Örneğin hafif hasarlı okullar, orta hasarlı okullar çok detaylı bir incelemeden geçmeden e, hafif işte e, sıvayla, boyayla vesairesiyle geçiştirilerek okullar tadilat edilmeye başladı ve e, depremden yeni çıkan öğrencilerimiz, çocuklarımız yine iki katlı, üç katlı okullara tekrardan eğitim üretime başladı. Yani psikolojik olarak çocuklar bunlar hazır değildi talebimiz neydi diyorduk işte bu deprem sürecini nasıl yürütürüz? İşte şehrin değişik yerlerinde konteyner e, mahalleler oluşacak. Bu konteyner mahallelerin içerisinde de konteyner okullar olacak ve bu şekilde daha sağlıklı bir eğitimin götürüleceğini düşünüyorduk. Ama maalesef diğer e, alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da buna hazırlıkta hiçbir hazırlıklar olmadığı için e, iktidarın hükümetin dolayısıyla yani bir kervan yolda dizilir mantığıyla bu işler yürütüldü. O da ne yapıldı? İşte çocukların e, okullar açıldı ama işte veli tedirgin de çocuğunu okula göndermek istemedi. Çoğu göndermiyordu zaten. Ve dolayısıyla bu çocuklarımız ister istemez sene sonunda LGS sınavlarını ve yakası e, sınavına tabi tutuldu. Yani orada da bir dezavantaj durumu oluştu çocuklarımız için. Yani düşünün 3-4 ay okul yok ama aynı sorularla, aynı şeylerle, diğer şehirlerdeki çocuklarla deprem bölgesindeki çocukları tekrardan aynı sınava tabi tutuyorsun ve orada bir başarı bekliyorsun. Yani kendi içerisinde gerçekten karmaşık olan olaylarla karşı karşıya geldik. Burada da şunu anlıyoruz. Bu tür afetlerde iktidarın ya da ülkenin ne kadar hazır oluşunun çok önemli olduğunu ama maalesef bu şu ana kadar en azından 8. aya girdiğimiz bu süre içerisinde baktığımızda 3 ay önceyle şimdikinin değerlendirdiğimizde 3 ay önce insanlar daha umutluydu, umutları daha büyüktü ama geldiğimiz noktada gitgide insanlar umutlarını kaybediyor. Çünkü 8 aydır geriye dönüp baktığımızda elle tutulur bir şey oluşmadı yani.